19 yaşında gazeteciliğe başladı. Sektörde tanıdığı hiç kimse yoktu, stajyerdi. Kendi deyişiyle yıllar içinde çok itildi, ağlatıldı, ezildi ama pes etmedi. Evet, Buket Aydın'dan bahsediyorum. O doğduğunda yıl 1985'ti. Bursa'da elektrik mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Bulgar göçmeni, annesi Antepli olan Aydın kendisini melez olarak tanımlıyordu. İlkokulu Bursa'da okudu. Ardından babasının işlerinde yaşanan bazı problemler sebebiyle İstanbul'a geldiler. Lise yıllarında çok aktifti. Hem müzik grubundaydı hem de tiyatroda. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda bir anısını şöyle anlatmıştı. "Ben Demirörenlerin sahibi olduğu özel ata lisesinde öğrenciydim. Birinci sınıftayken Milliyet'in her sene düzenlediği liseler arası müzik yarışmasına katılmayı kafama koydum. Okulda klavye çalan bir kız ve bir elektro gitarcı buldum. Yarışmaya katılmayan başka bir okuldan da bir baterist aldık. Ben solist oldum ve grubumuzu kurduk. Destek almak için okul yönetimine gittik. Bize kendiniz ne yapıyorsanız yapın dediler. Kendi çabalarımızla, harçlıklarımızla hazırlandık ve yarışmada ilk 16'ya kaldık. Milliyet finalistleri benim fotoğrafımla manşetten verdi. Rahmetli Erdoğan Demirören o gün gazetede Ata Lisesi ismini ve fotoğrafı görünce okula geldi. Yönetimin bize yardımcı olmadığını öğrendikten sonra beni çağırdı ve sana kimse yardım etmediği halde bunu yaptın demek. Sana ve grubunuzdaki diğer arkadaşlarına %100 burs veriyorum dedi. Aydın İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Atilla İlhan'ın şiirinde toplumsal açıdan kadın temalı başlık üzerine Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansı yaptı. Spikerliğe başlamasını sağlayan ilk adres ise Yaşam Radyosu'ydu. Burada bant programlar yaptı, habere dair pek çok şey öğrendi. Zaten haber spikeri olmak en büyük hayaliydi. Tavsiyeler üzerine spikerlik sunuculuk kursuna gitti. Kursu ilk üçte bitirdi. İkinci adresi ise Kanal Türk olmuştu. Çok karlı bir günde görüşmeye gitti. Olanları Hürriyet'ten Hakan Gence'ye şöyle anlatmıştı. Ortaklar yokuşundan taksi beni çıkarmayınca karlara bata çıka sırılsıklam olmuş halde kanala girdim. Kerimcan Bey beni görünce bu karda gelen kişi her şeyi yapar, haftaya başla dedi. Stajyer olarak muhabirlerin yanında habere gidiyordum. Haberciliğin en altını da gördüm ve şimdi en tepesini de. Üç aylık staj süresi vardı. Başarılı olacağı her halinden belliydi. Azimliydi ve yetenekliydi. Önce magazin programı okumasını istediler. Buket Aydın, Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu TV2'de yayınlanan ikinci sayfa programında sonrasında olanları şöyle anlatmıştı. Tuncay Özkan, Kanal Türk'ün patronuydu ve beni yanına çağırdı. Bizim magazin programımız var, sen okusana dedi. İstemem, haber spikeri olacağım dedim. O da beni kovdu. Sonra beni odasına geri çağırdı. Sen 19 yaşındasın ve spiker olacağım diye teklifimi reddettin. Senden spiker de olur, çok daha iyisi de olur dedi. Sonra bir anda ekrana atıldım. Haber spikeri olmak en büyük idealimdi. Bende cahil cesareti varmış. Kanal Türk'te spor haberlerini sunmaya başladı. Bu süreçte Galatasaray TV'den teklif aldı. Ama o ana haber spikeri olmak istiyordu ve bu teklifi nazikçe geri çevirdi. Kanal Türk'ten sonra CNN Türk'te çalıştı. Ama hayatındaki ikinci dönüm noktası TRT Türk'te yaşandı. 2010 yılında bu kanala geçerek Gümüş Hilal adlı kültür sanat programını sunmaya başlamıştı. Burada kısa sürede fark edildi. O dönemlerde NTV kadın spiker arıyordu. Buket Aydın'la iletişime geçtiler ve Aydın'ın yeni adresi NTV oldu. NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan gece bülteni kuşağını ve 20.00'da başlayan ana haber bültenini sunan Aydın, 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada ana haber bültenini sunmaya başladı. Aynı zamanda 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programın sunuculuğunu yaptı. 2019 yılının Ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. TV8'de yayınlanan ikinci sayfa programına konuk olan Aydın, o dönem yaşadıklarını anlattı. Kanala transfer olurken çok büyük paralar aldığını söyleyen Aydın, "Son 15 senede medya sektöründe en çok parayı ben kazandım." dedi. Medya sektöründe yönetici olarak güzel bir kadın yok diyen Aydın şöyle konuştu.
Ben yönetici olduğum için benden nefret ettiler. İlla vardır ama belki ben tanımıyorumdur. Ben bu kadar dikkat çekiyor olmasaydım bu kadar üstüme gelmeyeceklerdi. Birçok isim var, neler neler karıştırıyorlar. Mehmet Ali Birand'ın koltuğunu bana yakıştıramayanlar oldu. Bunu anlayışla karşılarım. Aydın, Kanal D'de çok mutsuzdum. Hayatımın en mutsuz dönemlerinden bir tanesiydi. O dönem memleket işi gücü bırakmış, bana saldırıyordu. Yaşananlar da yüzüme yansımış. Çirkinliğe bak, insanlar o işi hayatımın fırsatı olarak gördü. Ama içeriden beni çok mutsuz ettiler. O benim hayatımın hatasıydı. Bilseydim orada çalışmazdım. Sanki Türkiye siyasetinin sorumlusu benmişim gibi gösterilmem. En ufak bir sıkıntı yaşayanın benim üzerime yıkmaya çalışması, dedi. Kanal D ana haber koltuğunda genelde erkek ve belli yaşın üstünde isimler oturuyordu. Bu kez 33 yaşında bir kadın oturmuştu o koltuğa. İnsanlar da bunun altında başka şeyler aradılar. Oysa Aydın 19 yaşından beri çalışıyordu. Hakan Genco'ya verdiği röportajda, "19 yaşımdan beri çalışıyorum. Çok itildim, çok ağlatıldım, çok ezildim. Hiç durmadım, tırnaklarımla kazıdım. Hak edilmiş bir başarı olduğunu düşünüyorum" sözleriyle açıklamıştı düşüncelerini. Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştu. İstifa açıklamasında, "16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup, dinlenip yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevimden istifa ederek ayrılıyorum" demişti. Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda Buket Aydın'la Koltuk programının sunuculuğunu üstlendi. Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde eğitim verdi. 2023 yılında yayın hayatına başlayan Haberet'te genel yayın yönetmeni oldu. Ünlü televizyoncu kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir video ile gündeme gelmişti. Sokak röportajlarında AKP'li seçmenin fikrini söyleyemediğini ileri süren Aydın, "Bizim ekip sokak röportajına gidiyor, AK Partili seçmenin üstünde çok büyük bir baskı var. AK Partili seçmen sokak röportajlarında konuşmak istemiyor" dedi. Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü. "Çekme beni diyor. Tamam diyorlar, kamerayı kapattık. AKP'ye oy vereceğim diyor. Söylemek istemiyor. Çünkü çevresinden baskı görüyor. CHP'ye destek verenler maşallah. CHP'nin psikolojik üstünlüğü var. Ben buradan AK Parti'ye sesleniyorum. Seçmeninizi ezdirmeyin. Seçmeniniz perişan olmuş. Size oy verdiğini söyleyemeyecek duruma gelmiş. Sosyal medyada CHP'nin ekipleri daha mı çok çalışıyor, ne yapıyor? Nerede bir Kılıçdaroğlu'na oy verecek olan var, mikrofonu bizimkilerin elinden alıyor. CHP'li de konuşsun. Derdim bu değil." Sunucu Buket Aydın geçtiğimiz aylarda yeni bir sektöre girdiğini duyurdu. Aydın, Buket Aydın Beauty markasıyla güzellik merkezi açtığını söyledi. Özel yaşamına değinecek olursak 2013 senesinde iş insanı Erce Baykal'la evlendi. 2020'de eşi Baykal'dan tek celsede boşandı. Siyasi çıkışlarıyla da zaman zaman gündeme gelen Aydın, Haberet isimli YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Tarafsız olduğunu vurgulayan Buket Aydın, "Ben Sayın Erdoğan'ı eleştirmek zorunda değilim. Ben zaten Kılıçdaroğlu'nu da eleştirmiyorum. Ben zaten AK Partili falan da değilim. Ben diğer meslektaşlarım gibi şu partiye oy vereceğim de demiyorum. Siz benim nereye oy vereceğimi nereden biliyorsunuz?" diye konuştu. Aydın konuşmasına şöyle devam etti. "Bu zihniyette ülke yönetmeye kalkacaksanız altında kalırsınız bu işlerin. Demokrasiden anlamayan sizsiniz. Sizden hiçbir şey olmaz. Gözünüze perde inmiş. Sayın Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Gerekirse HDP gelsin, gerekirse özellik gelsin, FETÖ'cülerle, teröristlerle kol kola girelim. Ama Erdoğan gitsin diyorsunuz. Ben buna hayır diyorum." Biz de ünlü spikere hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.